Sevgili takipçilerim, şu an Yozgat'tayım ve Yozgat şehrinin hemen dışında bulunan Sarı Toprak Mezarlığı'na geldim. Aslında mezarlık zifiri karanlık. Yanımızda ışık getirdik. Burayı birazcık aydınlatmaya çalıştık. Çünkü sizi belki büyük bir çoğunluğunuz tanımıyor. Özel bir adamla tanıştırmak istiyorum. O bir bilim adamıydı. Gururdan, kibirden uzak, gönlü insanlık sevgisiyle dolu, hayatı bizim tarihimizi araştırmakla geçmiş, yazmakla geçmiş, gezmekle, kayıt altına almakla geçmiş büyük bir adamdı. Kendisini hiçbir zaman reklam etmedi, ön plana çıkmadı. Onun kıymetini bilen biliyordu ama büyük bir çoğunluğumuz onu tanıyamadan bu fani hayata veda etti gitti. O sanat tarihi profesörü Hakkı Acun'du. 1950 yılında Yozgat'ta bu topraklarda bir memur çocuğu olarak dünyaya geldi. Memur çocuğu olunca biliyorsunuz, devamlı gezersiniz. O da devamlı gezdi. Nihayetinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünü kazandı. Okudu. Sonra yüksek lisans yaptı sanat tarihinden. Ardından doktora yaptı. Doçentlik derken 1997 yılında profesör olmuştu. Profesörlüğünün 21. yılında bu hayata veda edeceğini kim bilebilirdik? Tam eser verme yaşıydı. Hiç yerinde durmadı biliyor musunuz? Sadece tez döneminde gezip sonra oturan bir adam hiç olmadı. O devamlı gezdi. Ortaya koyduğu yüzün üzerindeki makale, onlarca kitap, başta TRT olmak üzere hazırlamış olduğu onlarca belgesel zaten onun gezen, yerinde araştıran bir adam olduğunu ortaya koymaktaydı. Söze gerek yok. Doktora tezi Manisa'daki Osmanlı eserleriydi. Karış karış biliyordu. Yurt içinde saat kuleleri üzerine kitap hazırlamıştı. Dünyanın birçok yerinde kazılar yaptı. Özellikle Orta Asya'daki Türk abideleri, Tonyukuk, Bilge Kağan, Kültigin. Bu abidelerin bulunduğu yerde 2000 yılında 18 sene önce kazı çalışmaları yaptı. Ve bunları ortaya çıkardı. Hiç unutmam. Gazi Üniversitesi'nde tez izleme komisyonundayız. Çıktık. Sen acıkmışsındır evladım dedi bana. Seni yemeğe götüreyim. Okulun çıkışındaki kebapçıya gittik. Oturduk. Hiç boş durmuyor. Oradaki kağıt peçeteyi aldı. Önüne koydu, açtı. Başladı çizmeye. Baktım. Orhun anıtlarını çiziyordu. Yani peçete bu ağzımız silip çöpe attığımız peçetede. Orhun anıtlarını üç boyutlu halde çizmiş. Bu ne biliyor musun dedi. Orhun anıtları dedi. Nereden bilebilirdim ki Orta Asya'ya yıllar önce gitmiş ve onların ilk kazı çalışmalarını o yapmıştı. Balkanlarla alakalı çok çalışması vardı. Balkanlarda bir gün Kosova'da dolaşırken bir çöp yığını görüyor. Kosova daha yeni bağımsız olmuş. O çöp yığını içinde küçük bir duvar parçası görüyor. Ve yanındakilere diyor ki, burası nedir? Sırplardan daha yeni kurtulmuş Kosova. Diyorlar ki efendim orası şehrin çöplüğü. Hayır diyor burası çöplük değil. Orada ben bir duvar parçası görüyorum. Orada bir şey var. Hemen emir veriliyor. Orası kazdırılıyor. Bizzat başında duruyor. Ve o çöplüğün altından ne çıkıyor biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet'in Kosova'ya geldiğinde ordusuyla namaz kıldığı namazgah çıkıyor. Halk arasında kırık mescit diye adlandırılan tarihi açık namazgah. Ama tabii Osmanlı'dan sonra oraya gelen gayrimüslimler parça parça etmişler. Sadece minaresinin kaidesinin bir duvarı kalmış. Kırık bir duvar parçasından onun bir namazgah olduğunu bilecek kadar alim ve derinlikliydi. Ve rölevleri alındı, çizimleri yapıldı, sonuna kadar başına durdu. Ve bir gün yolunuz Kosova'ya düşerse orada o tarihi Fatih'in ordusunun namaz kıldığı namazgahın ayakta olduğunu göreceksiniz. O bir namazgah adamıydı. Her gittiği yere namazgah yaptırırdı. Varsa haber verir, ihya ettirir. Yoksa da oradaki belediye başkanına ya da valiye
buraya bir namazgah yapın derdi. Bugün Çorum namazgahından Çankırı namazgahına, Yozgat namazgahına birçok yere namazgah yaptırmıştı. Türkiye'de sanat ve tarih deyince akla gelecek en yüksek toplantı meclisi, Bilimler Akademisi. Bilimler Akademisi'nin en önemli isimlerinden biri oydu. Ve bir gün küçük su kastında toplanmışlardı. Yemekteydiler. Oradan çıkarken küçük su korusunun kenarında Mihrişah Sultan'ın çeşmesi vardır. Çeşmeye doğru baktı. Çeşmenin kenarında kırık bir mermer parçası gördü. Bu nedir dedi. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Bu bir namazgah olmalı dedi. Kuruldaki birkaç kişi muhalefet etti. Olur mu hocam? Değildir dediler. Hakkı Hoca haklıydı. Hakikaten namazgahtı. Mihrişah Sultan yani 3. Selim'in annesi o çeşmeyi yaptırırken çeşmenin iki yanında yüksek birer platform yaptırmış. İki tane namazgah, kıble taşı koydurmuş, namazgah yaptırmıştı. Kıble taşlarından biri kırılmış, yerde yatıyordu. Biri de depoya kaldırılmıştı. Ama herkes unutmuştu onun ne olduğunu. Hakkı Hoca sayesinde depodaki kırık kıble taşı bulundu. Yerdeki ayağı kaldırıldı ve orijinalinin aynısıyla yerlerine konuldu. Bunları niye anlatıyorum? Bir gün Kosova'ya giderseniz Fatih'in o namazgahında namaz kılarken ya da İstanbul'a gelirseniz. Küçük su kastının şahsında onu hatırlayın diye. Başındayız. Şu toprağın altında bir kütüphane yatıyor biliyor musunuz? Koca bir kütüphane yatıyor. Ve onu biz bu toprağa koyalı daha 10 gün olmadı. Hakkı Hoca Afganistan'ın Bel şehrine gitti. Hepimizin çok iyi bildiği Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin 7 yaşına kadar ikamet ettiği, babası Bahaüddin Veled Hazretleri'nin yıllarca ders okuttuğu Bel'de onların medresesinin kazı çalışmalarını yaptı. Hem de Afgan koruma ekiplerinin silahlarının gölgesinde yaptı bunu. Ortalıkta ayağa kaldırılacak, aydınlatacak bir tarih varsa o hep orada bulunmaktaydı. Üsküp'e gidin Mustafa Paşa Camisi. Restorasyon çalışmalarını yaptı. Dünyanın dört bir yanına iz bıraktı. Dünyanın dört bir yanından muhabbet çemberleri oluşturdu. 20 civarında doktor öğrencisinin tezini takip etti. Ve hayatının en verimli çağında eser vermeye başladığı günlerde Instagram hesabını açalı daha birkaç ay olmuştu. Diyeceksiniz, Profesör Doktor Hakkı Acun'u anlatmak sana mı kaldı? Elbette bana kalmadı. İki nedenden dolayı yüz bulup geldim. Onun üç defa kütüphanesi oldu. Kütüphanelerinin ikisini de iki ayrı üniversiteye bağışladı. Üçüncü kütüphanesi emekli olmuştu. Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanıydı. Daha sonra rektör yardımcısı olmuştu. Üçüncü bir kütüphanesi vardı, emekli olmuştu. Üçüncüsünün sahip olmak bize nasip oldu. Ben Hakkı Hoca'nın son dört öğrencisinden bir tanesiyim. Ve bundan dolayı onu size anlatmak arzu ettim. Üniversitede her sene yaz döneminde öğretim görevlerine Balkanlara geziye götürürdü. Ve geziden otobüsle gidiliyor. Ülke ülke geziliyor. İşte Yunanistan, Kosova, Makedonya, Bosna ve sonra dönüyorlar. Her gezi dönüşünde eline mikrofonu alır ve katılımcılara gezi için şu kadar para toplamıştık hepinizden. Ve gezi sonunda şu kadar para arttı. Bu parayı kişi başına böldüğümde hepinize 30'ar dolar, 50'şer dolar, 100'er dolar kalıyor der ve para dağıtırdı. Allah aşkına bunu kaç kişi yapardı? 5 vakit namaz kılardı. 5 vakit namaz kıldığını çevresinde en yakınları bile bilmezdi. Toplantı sırasında benim bir işim var der, hemen gider namazını kılar gelirdi.
ibadetini kimsenin gözüne sokmazdı. Kim hangi kıyafette olursa olsun, hangi dünya görüşünde olursa olsun, onun bu durumunu bilmezlerdi. Herkesi kucaklardı. Herkese sevgi gösterir ve selam verirdi. Hakkı Acun Hocam, Yozgat deyince aklınıza gelir Çapanoğulları. Çapanoğulları ailesinin temsilcilerinden biriydi. Yozgat'a çok emek verdi. Evet biliyoruz. Kuvayi Milliye döneminde Yozgat'ta o günün bir Çapanoğlusu Kuvayi Milliye'yi yanlış algılamış ve bir takım sıkıntılar çıkmıştı. Ama bu aile bildiğimiz 1750'li yıllardan ta ki son döneme kadar hem Osmanlı'ya hem Cumhuriyet'e sadık bir aileydi. Ve Çapanoğlu Camii'nde kendisinin cenaze namazı kılınırken namaz öncesi Müftü Efendi çok güzel bir şey söyledi. Büyük bir ailenin içinden bir ferdin bir hatası ne o aileyi karalar ne de o toplumu şehri karalar demişti. Çapanoğlu'nda o dönemde 1920'lerde Kuvayi Milliye'ye karşı ailenin bir ferdinin tavrı ne Çapanoğlu ailesini ne de Yozgat'a gölge düşürmez. O çalışmalarıyla bu ailenin ortaya koyduğu nice eser ortaya çıkardı. Çapanoğulları ve eserleri üzerine yaptığı çalışmayı okumanızı tavsiye ederim. Ve Hakkı Acun Hocam bugün Sarı Toprak Mezarlığı'nda caminin hemen yanındaki bu türbenin duvar dibinde metfun. Bir gün yolunuz düşerse uğrarsınız diye söyledim. Yanına gelen bir lisans öğrencisi bile olsa sanki bir profesör arkadaşıymışçasına oturur saatlerce konuştuğu olurdu. Nereden mi biliyorum? Kendimden. Bir profesör ancak bu kadar mütevazi olabilirdi. Bunları niye mi anlatıyorum? Biz de öyle olalım diye. Çünkü öyle olmaya çok ihtiyacımız var. Böyle profesörlere çok ihtiyacımız var. Bizler de bir gün bu toprakların altına girdiğimiz zaman arkamızda böyle şeyler inşallah söylensin diye anlatıyorum. Hakkı Acun Hocam'ın ruhu için El Fatiha.